20 Ocak Perşembe sabahından herkese günaydın. Sabah gündemiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5G C bandının konuşlandırılması üzerine bazı havalimanlarına uçak inişlerinin kısıtlanması havacılık sektöründe küresel ölçekte aksamaya yol açtı. Emirates dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı havalimanlarına uçuşları askıya aldı. Apple ve Google, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkilileri yürürlüğe koymak istedikleri yeni düzenlemelerin kullanıcıların veri güvenliğini ve gizliliğini tehlikeye atacağını öne sürerek uyardı. Sony'nin Tokyo borsasındaki hisseleri Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının ardından yaklaşık %10 değer kaybetti. Şirketin hisseleri 2020'nin Mart ayından beri en büyük düşüşünü yaşadı. Çin Siber Uzay İdaresi 100 milyon kullanıcıdan fazla üyesi ya da 1,6 milyar doların üstünde geliri olan tüm şirketlerin yatırım yapma ya da fon toplama gibi anlaşmalara imza atmadan önce onay almaları gerektiğini açıkladı. Snapchat ise güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcıların hesaplarını belirli sayıda ortak arkadaşa sahip olmayan kullanıcılara hızlı ekleme özelliğinde göstermeyecek. Bu tedbirle yabancıların gençler iletişim kurmasının engellenmesi planlanıyor. Ve son olarak SAP bugün Genç Profesyoneller Programı online mezuniyet töreni düzenliyor. SAP Türkiye Genel Müdürü Uğurcan'dan ABS Türkiye Ülke Müdürü ve TÜSİAD Bilgi İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak online mezuniyet töreni saat 14'te başlayacak diyelim efendim. Sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetiyle görüşene dek hoşça kalın.